Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere HP HP marka 2 model yazıcının son zamanlarda güncel Windows'larda başımıza artan bir sorununa çözümü anlatacağız. Özellikle HP'nin 1102 ve HP'nin M1130 serisi yazıcılarında çalışan yazıcımız güncelleme sonrası çalışmaz duruma geliyor ve biz bunu hiçbir şekilde yükleyemiyoruz. Yükleme yaptırmaya izin vermiyor. Bu videoyu izleyen arkadaşlarım neler çektiklerini biliyorlardır. Peki biz bunu nasıl yükleyeceğiz? Bu videomuzda sizlere bunun yollarını anlatacağız. Arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken işlem şu. Bu bilgisayarı biz kurduk şu anda çalıştığı için. Bazı yerler sizdeki gibi gözükmeyebilir ama yapacağınız işlemler şu. İlk olarak başlatı tıklıyoruz. Buraya HP Smart yazıyoruz. HP Smart özelliğinin üzerine gelip kaldır diyoruz. Kaldıra basıyoruz. HP Smart uygulamasını tekrar yazdığımda göremiyorum. Kalktı HP Smart. Şimdi 1102 serisi ve 11.0 ile 16.0 arasındaki bütün serilerde benim videonun açıklamasına vereceğim şu uygulamayı kuracak. 1130 ile 12.10 arasındaki serisi bir yazıcıya sahip olan sizler de bu uygulamayı kuracaksınız. Başında 1130, öbürünün başında da 1100 yazıyor. 1102 olanlar bunu kuracak. Ben de 1102 olduğu için bunu kuracağım. Yazılımı ben video açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Peki ne yaptık? Smart'ı kaldırdık. Buradaki uygulamamızı çalıştırdık. Bakın burada bağlı olan yazıcıyı gördüm. HP LaserJet 1102. Burada sizin yazıcınız gözükmüyor ise tekrar kurun arkadaşlar. Tamam hata alıyor olabilirsiniz ama bu yazıcıyı mutlaka kurmanız gerekiyor. Setup'ını, kendi driver setup'ını sitesinden indirip oradan bu yazıcıyı kurmanız gerekiyor. Burada muhtemelen bu sizde gözüküyor. Burada değerli arkadaşlarım dikkat edeceğiniz şey şurada bakın Smart Install etkin mi? Biz bunu seçeceğiz. Devre dışı bırak diyeceğiz. Tamam. Başarıyla yapıldı. Smart tekrar aynı yazılıma geldiğimde, yazıcımı seçtiğimde Smart Install'in şu anda devre dışı kaldığını görüyorum. Siz eğer etkin ise evetse aşağıdan etkinleştirme deyip şu gördüğünüz hale getiriyorsunuz. İkinci aşamamız da tamam. Yazıcımızın eski smart'ını kaldırdım. Yeni smart'ımı devre dışı bıraktım. Geldim indirilenlerde ben yazıcımın sürücüsünü indirmiştim. Az önce hata vermişti. Şimdi tekrar yazıcı sürücüsünü sıfırdan kuruyorum. Mümkünse bu aşamadan önce bilgisayarınızı da bir yeniden başlatın. Eğer hata alabilirsiniz. Yazıcımız var olduğu için bende bu gözüküyor. Siz de direkt tek yazıcı olacağı için ilerleyeceksiniz. 1102 için P1100'ı seçiyorsunuz. Buradan da kurulumu başlatıyorsunuz. Aynı şekilde yaptığım ayarları M1130 serisi ve nereye kadar M1210 serisi kullanıcılarımızda bu ayarları yapabilirsiniz. Bunlardan farklı bir yazıcım var. Sizinle yaşadığım aynı hatayı yaşıyorum diyorsanız HP serisi aradığınızda değerli arkadaşlar bu yazılımları sizlere iletiyorlar. HP servisle görüştüğünüzde bunlar dışında bir yazıcınız var ise oradan size uygun yazılımları kayıt açtıktan sonra iletiyorlar. Bu sorunun sebebi de değerli arkadaşlar Windows'un güncel bir uygulamasının yazıcıyla uyumsuzluğudur. Muhtemelen ilk çıkacak Windows sürümünde, Windows 10 veya 11 sürümünde bu sorun da çözülecektir ama bu yama, bu update çıkana kadar sorun olan arkadaşlarımız var ise bu videomuzdan faydalanabilirler. Yazıcımızı kuruyoruz şu anda. Kurulum ekranımız karşımızda. Tamamen başarıyla bitmesini bekleyeceğiz. Biraz zaman alıyor burası. Bu kurulum yaparken ben tekrar özetliyorum. Başlatı tıkladım. HP Smart yazdım. Buradaki HP Smart üzerine sağ tuş dedim. Kaldır dedim. Ben de kalktığı için başka bir şey çıktı. Kaldır dedim. Daha sonra uygun olan uygulamamı iki kere tıkladım. Burada uygulamamı tıkladığımda bakın burada evet yazıyorsa siz mutlaka devre dışı bırak diyeceksiniz. Tamam mı? Burayı kesinlikle devre dışı bırak diyeceksiniz.
Ondan sonra sürücü kurulumuna geçeceksiniz. Eğer ki burada evet yazıyor da siz de bu kuruluma geçerseniz, ben öncesinde kapatıp geçtiğim için tekrar evet'e döndüm. Çünkü ayarını yaptıktan sonra evet'e geldi. Eğer ki burası hayır değil, evet derse bu ekranı görmüyorsunuz arkadaşlar. Sizin aldığınız ekran tebrikler yazılım yüklemesi tamamlandı değil de hatayla karşılaştı ve benzeri bir ekran olacak. Yazıcımızı arkadaşlar bu şekilde bilgisayarımızda yeniden başlattıktan sonra artık yazıcımızı sorunsuz kullanabiliriz. Önemli olan bu uygulamaya sahip olmanız. Bunu da ben video açıklama kısmında her ikisini sizlerle paylaşacağım. Hangi ürüne sahipseniz onu indirip onu yapacaksınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.